Merhaba, nefisyemek.com YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan mantı tarifi için sizlerleyiz. Malzemelerimiz 3 su bardağı un, 1 adet yumurta, 1 su bardağı su, 1 tatlı kaşığı tuz. Elimle artık yoğurmaya başlıyorum. Aslında şimdi bunu homojen bir şekilde bir sıvı elde edeceğim. Ardından undan azar azar ilave edip kıvamlı bir hamur elde edeceğim. Mantı hamuru diğer hamurlara göre biraz daha katı oluyor. En sonunda tezgah yapışmadığı anda ve üzeri pürüzsüz bir hamur elde ettiğiniz anda hamurunuz tamam demektir. Yoğurarak tekrar biraz toparlıyoruz hamuru. Gördüğünüz gibi hamurum iyice pürüzsüz bir kıvam aldı. Bezeleri ayırmak için tezgahın üzerine biraz un serpiyorum. Hamuru üzerine koyuyorum. Oklavayla inceltmeye başlıyorum. Hamurumuzu şu incelikte açıyoruz aslında. Gördüğünüz gibi elim görünüyor burada. Şeritler halinde uzunlamasına ve yanlamasına keseceğim. Küçük küçük kareler elde edeceğim. Hamurumuzu küçük kareler halinde kestik. Ve şimdi ortalarına hazırladığımız kıymalı harçtan yerleştireceğiz. Hamurun büyüklüğüne göre. Yani hemen hemen hepsi aynı ama şöyle ortasına yerleştirin. Mantının katlamanın iki çeşidi var aslında. Ya iki ucunu birleştirip büzeceksiniz ya da köşeleri birleştirip büzeceksiniz. Önce bunu ikiye katlıyorum. Daha sonra iki ucundan tutup ortada birleştiriyorum. Bu birinci stil. Bu sefer köşeleri birleştiriyorum. Köşeyi birbirine doğru yaklaştırın ve yine iki ucundan tutup ortada birleştirin. Şöyle ikisini de göstereyim. Biri şu şekilde kare katlayıp yaptım. Diğeri de üçgen katlayıp yaptım. Hangisini yapmak istiyorsanız, hangisi kolayınıza geliyorsa ya da beğeniyorsunuz onu yapabilirsiniz. Mantı hamurlarımı katladıktan sonra yağlı kağıt serdiğim fırın tepsisini alacağım. Ve bu esnada aslında fırınınızı ısıtmaya da başlayabilirsiniz. 170 derecede ısınıyor olması lazım. Şu an sonra fırınlama işlemine geçeceğim. Katladığım mantıları tepsinin üzerine yerleştirdim. Önceden ısıttığım 170 derecelik fırında 15 dakika kadar pişireceğim. Mantımız fırında pişerken biz de bu arada soslarını hazırlamaya başlayalım. Bunun için 1,5 su bardağı süzme yoğurdumuz var. Süzme yoğurdunu biraz suyla açacağız ve içine sarımsak, tuz ilave edeceğiz. Öncelikle sarımsaklarımı ezicinin içine alıyorum. Ardından yarım çay kaşığı tuz ilave ediyorum. Ve üzerine bir miktar su ekleyip kaşık yardımıyla eziyorum. Süzme yoğurdumuz hazır. Mantımızı fırından aldık. Şöyle kurudu ve soğudu bunlar. Şöyle göstereyim. Hafif üzerini kızartıyoruz bunların. Şimdi bunları ben kaynayan suyumun içine atacağım. Kaynayan suyumuzun içerisine bir tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum. Fırından çıkartıp soğuttuğum mantılarımı ilave ediyorum. Mantımız pişti. Şimdi bunu süzüp servis tabağına alacağız. Sosum hazır. Şimdi sunuma geçelim. Mantımı süzdüm ve servis tabağına aldım. Üzerine hazırladığım sarımsaklı yoğurttan ekliyorum. Ve
hazırlamış olduğum salçalı sostan ekleyeceğim. Mantının yine olmazlardan olmazı, kuru naneyi üzerine serpiyorum. Mantımız hazır. Afiyet olsun.